Bugün de Kıvançer arkadaşımıza demeç verdi. İşte onunla ilgili şu iddialar yöneltiliyor. Kılıçdaroğlu çevresindeki bazı insanların e, e işte Kılıçdaroğlu'nun ve onun çevresindeki bazı insanların yerel seçimdeki bir mağlubiyet üzerine kariyer planladı ya da böyle tasarruf hazırlığında olduğu yönünde e, iddialar ona sordular. O da kesin bir dille reddetti. Bence de öyledir. Bence de Kılıçdaroğlu öyle bir insan değildir. Kılıçdaroğlu partisinin mağlubiyeti üzerine kariyer yapacak bir insan değildir. Zaten öyle, sonra öyle bir ancak, de yok herhalde, Ancak bu yanındaki insanlardan öyle düşünmediği anlamına gelmiyor. Grupların. Şimdi bak Kılıçdaroğlu bunu reddediyor. Ya özel kalemi, özel kalemi Abdurrahman Yargıcı denilen kişi dört gün önce şu tweet'i attı. Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikçisidir. Bu tweet'i niye atarsınız? Söyler misiniz? Shakespeare'in sözü. 5 gün önce o günlerde de CHP'yi boykot konuşuluyor atılan tweet şu. Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikçisidir. Ne anlama gelir ya? Durup dururken bunu niye paylaşırsınız? Yani Sayın Kılıçdaroğlu... Her yere çekilir işte. Sayın Kılıçdaroğlu özel kaleminin bu tweetleri attığından haberdar değil mi? Haberdar değilse iptal etmesi gerekmez mi? Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na randevu olmak için bu kişiyi aramak gerekiyor. Ben tanımıyorum bu kişiyi. Fakat bu kişi eğer Kılıçdaroğlu'ndan habersiz bunu yapıyorsa Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu ben partimin 11 büyükşehir kazanacağını biliyorum, onlara destek veriyorum derken e, e, onun özel kalemi, danışmanı bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvik teşvikçisidir diyerek tam da CHP'nin CHP'ye dair boka çağrının yapıldığı gündemde bunu teşvik eden tutumlara takınıyor. Sayın Kılıçdaroğlu en azından danışmanının bile bu, bu tweetleri attığını da mı görmüyor? Yani benim yaptığım konuşmayı biliyor, bildiri yayınlıyor. Fatih Portakal'ın attığı yaptığı konuşmaya bildiri yayınlanıyordu. Bu tweet görülmüyor mu yani? Sadece bu değil. Bazı Konukta troll hesaplar var. Bir şey var. sorayım mı? Sizin e, sohbetinize katkıda evet. bulunayım. Bir de e, sevgili İsmail senin görüşünü de merak ediyorum. Özgür Özel e, programın sonunda e, Kılıçdaroğlu da hani meydanlara çıkar mı sizle birlikte vesaire sorusuna hani bizde öyle bir gelenek yok. Ama hani neden olmasın isterse tabii ki gelebilir vesaire gibi biraz böyle çok da istekli olmayan bir cevap verdi. Hani o mana hani görüştünüz mü görüşüyoruz telefonla seçimden sonra giderim yüz yüze de görüşür seçim sonuçlarını değerlendiririz diye. Böyle biraz mesafeli biraz nasıl söyleyeyim çok da istekli olmayan bir cevap verdi. Belki hani e, onu ben yani öyle mı bir şey orada? olsa onu mesela ben sordum son birkaç abi. gün kadar. Son birkaç gün Kala Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in yanında bir meydanda görüntü verse hani büyük miting yapmayacağız olsa çağırırdım dedi, dedi ama. ki Ankara'da miting yapsan çağırırdık eder, ama ben merak ediyorum ol, gitmez. Ben. Şimdi ben de gitmeyeceğini düşünüyorum. Evet, evet, ama şunu söyleyeyim. Şimdi bakın <laughs> çünkü diyor ki benim Özür dilerim Twitter'da Twitter'da CHP'ye oy verilmemesi yönünde e, çağrılar yapan ısrarla günlerdir ve hala yazan bazı marjinal ve meczup gruplar var, Çok, bireyler var, marjinal ama marjinal, söyleyeyim bunu. Ve bunlar maalesef e, e, böyle mezhep kışkırtıcılığı da yapan marjinal tipler. Şimdi benim kulağıma geldi, bu sosyal medyada bu faaliyet üretenlerin birinin e, CHP'deki bir PM üyesiyle bağlantılı olduğunu bana aktardılar. O kadar ki bu gruplar, bu kişiler, bir bunlar marjinal bir grup eee Kılıçdaroğlu da muhalif, Kılıçdaroğlu yanında duran Ereler'de mi hakaret ediyorlar? Sen nasıl 31 Mart'ta CHP oy vermeliyiz de, diyorsun diye. Ya düşünebiliyor musun? Ere nereden? PM üyesi, parti kendi 31 Mart'ta oy vermeliyiz muhalif. diyor. Bir Kılıçdaroğlu'nun duruşu da bunu gerektirir diyor. Kendisini Kılıçdaroğlu adına hareket ediyormuş gibi gösterenler Ereler'de mi hakaret ediyorlar? Bak geline şeye bak. Şimdi Önceki gün iddia, iddia yani şöyle bir iddiayla Kılıçdaroğlu'na yapılan eleştirileri protesto altında geçen gün 35-40 kişi Sarıgazi'de toplandı. Öbür gün Eren, Esenyurt'ta. Ya ülke seçime gidiyor. Bir hafta kalmış. Yapa yapa bu mitingi mi yapıyorsunuz yani? Yapa yapa bu mitingi mi yapıyoruz? Şimdi bütün bu olup bitenler elbette ki Kılıçdaroğlu'yla doğrudan bağlantılı değildir. Ama Kılıçdaroğlu'nun etrafında görünen bazıları, Böyle bir akıbeti arzuluyorlar. Bazı eski belediye başkanları iktidar yanlısı kanallara çıkarak kendi büyükşehir belediye başkanlarını karalıyorlar. Bazı eski milletvekilleri, bazı eski parti yöneticileri ve onlarla bağlantılı e, troller geleceklerini 31 Mart hezimeti üzerine e, kurmuş durumdalar. Anlattım genel çerçevesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki manzarayı ama... Ee, 10 gün sonra artık her şey yetişti. Yani yetişine. zaten işte sadece tabii bütün hesaplar CHP için yani sadece CHP'de bütün hesaplar 31 Mart'a dair yapılıyor değil. AK Parti'de de öyle. İYİ, Parti'de, İyi de öyle. Parti'de de öyle. Gelecek, Deva, Saadet de öyle. Ben eğer 31 Mart'ta sürpriz bir sonuç çıkmazsa geleceğin ve Deva'nın son yılına gireceğimizi düşünüyorum. Yani gelecek hemen belki kısa zamanda ama Deva biraz daha yani belki birkaç yılda devam eder ve varlık zeminini büyük ölçüde kaybedebilir. İsmail buna sana bir katkı sunayım. Birikim Dergisi'nin son sayısında Gelecek, refah. gelecek ve Devam'ın evet. yapamadığı Yeniden Refah nasıl yaptı diye okurdum, çok, güzel bir, evet, çok evet. güzel bir analiz var. Çok güzel bir analiz var. Daha önce de yazmışlardı. Yani çok Yeniden Refah Yardım Partisi edelim, o alanı domine etti. O alanı domine etti. Bence Zafer Partisi için de yani kritik açıklardan biri bu. Çünkü yeni Zafer Partisi her ne kadar Ümit Özdağ çok iddialıysa da anketlerde o denli bir veriyle karşılaşamıyoruz. Bakalım Zafer Partisi anketlerde hangi düzeyde o elde edecek? Onun açısından da ben bir risk olduğu kanaatindeyim. Yani bir Nisan sonrası orada da bir tartışma başlayabilir. Çünkü göçmenin meselesi Partisi, biraz şey oldu çünkü. Evet, Türkiye'de biraz duruldu. Çünkü bir kız, örneğin geçen Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan da söylüyordu. Işte 100 binin üzerinde olan sığınma sayısı 30 bin lira kadar düştü dedi Fatih'le. Ben İçişleri Bakanı'nın sunumuna gittim. Aynen. Yani O sunumu işte yaptığında mesela bu mobil araçlar, genç ben Fatih'te yaşıyorum görüyorum zaten yani es, eski oranla hakikaten çok kontrol altına alındı. Evet. Ama bu bir hala sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Peki. O da Bulutun biraz yavaşıyor, yavaşıyor çünkü. Ee, bir de tabii e, e, tipte bir tartışma olacak. Yani buradan da belki şeye geliriz yani yok azam meselesine. Ee, bu birazdan geliriz. Meselesi, Murat bu konuda bu bir söz hakkı vereyim. Çok kaldırır Murat Çelik tabii ki e, konu konuyu açıyor. Bir yandan da İsmail Saymaz der ki 31 Mart sonrası e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ki bazı planlar yapılıyor. Bazı partiler silinecek ama CHP özelinde. Bir yandan da şununla ilgili kısaca bir değerlendirme de rica edeceğim. Engin Altay konusu önemli bir konu. Çırağım dedi e, Özgür Özel'e sonrasında genel başkanım olduğu ifadesini kullandı. Buna da bir yorum alırsam konuyu değiştireceğim. Yani Engin Altay konusunda ben sevgili İsmail Saymaz'ın söylediklerinden fazla daha ileri bir yorum yapmayacağım. Çünkü yani belki bir ya ben bu seviyedeki siyasetçilerin öyle mikrofonun işte otobüsün ya da kürsünün şehvetine kapılıp anlık hatalar yapacaklarına çok ihtimal vermem. Bu bir dil sürçmesi.